Evet, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra yemek yapacağız tekrar. Şimdi sizlere kurbanda kavurma nasıl yapılır onu göstereceğiz sevgili seyirciler. Evet, hayvanın kuzu eti. İlk önce yağımızı göstereyim. Hayvanın kendi yağı. Ocağımızı açtık. Yağlarımızı etin yağlı yerlerine yağlarımızı güzel bir eritin. Kurbanda kavurma olmazsa olmaz. Evet dostlar, yağlarımızı erittik. Kendi yağına koyunun kaburgasından çıkan yağ ve az bir şey kuyruk yağı kullandım. Şimdi etimizi ilave ettim. Bu arada ocağın altı sönmüş. Hemen yakalım. Arada sırada böyle şeyler oluyor. Kurbanda bu mübarekte yeniyor yani. Cosur cosur. Bunun yanında köy tandır ekmeği olacak. Mis gibi. Allah Allah. Güzelce kavurun. İyice mühürlendikten sonra ağzını kapatacağım. Sevgili dostlar, şu yağları göstereceğim size. Kendi yağında. Kapağını kapatıyorum. Mışıl mışıl. Pişsin bakalım. Şimdi gel gelelim. Suyunu saldıktan sonra etimiz tuzunu ilave ettim sevgili seyirciler. Biraz daha karıştırıp kapağını kapatacağım. Evet, bir kontrol ediyoruz kapağını açıp. Etimiz hemen hemen pişmiş. Kısık ateşte tuzunu attıktan sonra yaklaşık bir 20 dakikada pişti. Isısı gitmesin. 2 dakika daha pişecek. Bu arada ben de güzel bir salata yapayım. Kavurmamızın yanına güzel bir ne gider? Soğan salatası gider.
Soğan salatasında maydanoz, az nane, soğan, sumak, tuz. Dün kebaplarda, kavrulmalarda olmazsa olmaz soğan salatası. Evet, tuz. Sumak. Pul biber çok az katıyorum ben. Domatesin güzelliğini kullanın yaz aylarında. Zeytinyağı. Bunlar ikisi. Kurban bayramlarının olmazsa olmazı kavurma hazır. Kavurmamızı yaptık. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle güzel bir soğan salatası yaptım. Yanında da soğuk ayran yapacağım. Sevgili takipçiler, yeni bir videoda sizlerle kavurma yaptık. Soğan salatası yaptık. Buz gibi bir ayran yapacağım yanına. Sizlere afiyet olsun. Kurban bayramında olmazsa olmaz. Sevgili takipçiler, yeni bir videoda görüşmek üzere. Ve kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.